Burası Elbistan'daki Şehit Polis İsrafil Kargı İlköğretim Okulu. İlçe merkezindeki nadir olarak ayakta kalabilen binaların başında geliyor. Bir hafta öncesine kadar burası bir eğitim yuvasıydı ama maalesef deprem felaketinden sonra şartlara uyum sağlandı ve burası adeta bir markete dönüştürüldü. Şimdi kameraman Arda Sevimli ile birlikte size o marketi göstermeye çalışacağız. Sınıfları adeta marketin reyonları olarak düşünebilirsiniz. Örneğin burası 1A sınıfıydı. Bakalım 1A sınıfında neler varmış. Kolay gelsin. Bakın bu sınıfta ayçiçek yağları var. Bu tarafta salçalar var. Arkada ekmekler var. Vatandaşlar buraya gelip istedikleri kadar, ihtiyaçları ölçüsünde diledikleri kadar bu ürünlerden alabiliyorlar. Devam edelim şöyle yavaş yavaş koridorda dolaşmaya. Bakın çok hummalı bir çalışma var. Burada gönüllüler var, polis memurları var, Bingöl'den gelen güvenlik korucuları var, sivil toplum örgütlerinden gelenler var, öğretmenler var. Hepsi depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için burada canla başla çalışıyorlar. Çünkü artık depremin bir taraftan da yaralarının sarılması gerekiyor. Bakın burası 1B sınıfıydı. Bakalım 1B sınıfında neler varmış. Şöyle içeriye girelim. Bakın vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda almışlar, poşetlere koymuşlar. Sınıfa girdiğiniz zaman buradan poşetinizi alıyorsunuz. Poşetinizi aldıktan sonra ihtiyacınız kadar ürünleri alabiliyorsunuz. Bakın burada helvalar var, reçeller var, ballar var, bisküviler, krekerler, hazır yemekler bulunuyor. Arka tarafta hemen sütleri görüyorum. Burada konserveler var. Yani ihtiyaç olan tüm gıda maddeleri sınıflar içerisinde dağıtılmış durumda. İfade ettiğim gibi buradan poşetinizi alıp ihtiyacınız ölçüsünde hangi üründen ne kadar istiyorsanız alabiliyorsunuz. Devam edelim. Bakın koridor uzun. Bu koridorun tamamını bir markete çevirmişler. Marketin adı da Sevgi Market konuldu. Şöyle ilerleyelim. Burası da 1C sınıfı. 1C sınıfında da neler varmış? Bakalım makarnalar var. Kolay gelsin herkese. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Burada makarnalar var. Yan tarafta sütler var. Şöyle bakayım yine burada kahvaltılık ürünler var. Konserveler var. Bu tarafta yine başka hazır gıda ürünleri var. Hepsi burada masaların üzerine hazırlanmış durumda. Yine girişte poşetler var. İsteyenler bu ürünlerden poşetleri doldurup alabiliyorlar. Şöyle dışarı bakın. Diğer sınıfları gezen vatandaşlar şimdi buraya geldiler. Buradaki ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Hala çok fazla ürün var. Türkiye'nin dört bir tarafından yardım geldi Elbistan'a. Hala gelmeye de devam ediyor. Ekipler o yardımları tek tek açıyorlar. Tasnif ediyorlar. Tasnif ettikten sonra da ilgili ürünleri ilgili sınıflara yerleştiriyorlar. Bakın bu tarafta da açılmamış koller.